türdeş durgun suda bulunan, ördek yüzerek, balık askıda kalarak, taş batarak şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada askıda kalma, yüzme ve batma durumlarını irdelememiz istemiş. Yüzme durumundaki bir cisim için daha önceden öğrenmiştik cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesinden küçük olması gerekirken askıda kalma durumundaki bir cisim için cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesine eşit olması gerekiyordu. Ve son olarak batma durumundaki bir cisim için cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesinden büyük olması gerekiyordu. Hacminin bir kısmı sıvıda bir kısmı sıvının yüzeyinde kalan cisimleri biz yüzen cisimler. Hacminin tamamı sıvının içinde olup zeminde bir tepki oluşturmayan cisimlere askıda kalan cisimler hacminin tamamı sıvıda olsa da zeminde bir tepki kuvveti oluşturan cisimlere de batan cisimler diyorduk. Ördek yüzen bir cisim olduğuna göre ördeğin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden yani suyun öz kütlesinden küçükmüş. Balık ise askıda kalan cisme örnek. Dolayısıyla balığın öz kütlesi suyun öz kütlesine eşitmiş. Taş ise zemine oturup batmış. Dolayısıyla taşın öz kütlesi Suyun öz kütlesinden nedir? Büyüktür. Buradan hepsinin öz kütle sıralamasını yaparsak öz kütlesi en küçük olan ördek, sonra balık. Balınki suyunkine eşitti zaten. Buradan da bunların taştan daha düşük bir öz kütleye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Birinci önermenin yanlış olduğunu görüyorum. Çünkü ne diyor? Ördeğin ortalama öz kütlesi D ördek, suyun öz kütlesinden daha büyüktür diyor. Oysa ki burada ne bulduk? Suyun öz kütlesinden daha küçük olduğunu bulduk. Birinci önermemiz yanlış oldu. Balığı etki eden kaldırma kuvveti ile balığın ağırlığı eşit büyüklüktedir demiş. Kaldırma kuvveti hatırlarsanız cisimleri yukarı yönde etki ederken cisimlerin ağırlıkları yer tarafından çekildikleri için aşağı yöndeydi ve bir cisim dengede ise mutlaka üzerine etki eden net kuvvetin sıfır olması gerekiyordu. Yani balığa uygulanan kaldırma kuvvetiyle balığın ağırlığı birbirini dengelediklerine göre bunların büyüklükleri birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çünkü dengedeki cisimler için net kuvvet madem ki sıfır bu şu anlama geliyor. İki tane vektör var ve bunların toplamı sıfır çıkıyorsa bunlar birbirinin tersi vektörlerdir. Yani büyüklükleri eşit yönleri ise zıt olan vektörlerdir. Bunu doğru olarak aldık. Burada da taşı etkeden kaldırma kuvveti ile yerin taşa uyguladığı tepki kuvvetinin bileşkesinin taşın ağırlığına eşit büyüklükte olduğunu söylemiş. Şimdi taşa uygulanan kaldırma kuvveti F. Zemin tarafından bu taşa uygulanan tepki kuvveti N ile gösteriliyor. Bir de nesi var? Cismin ağırlığı var. Şuna F dediğim için buna isterseniz F üssü diyelim. Zeminin tepki kuvveti N, bu da taşın ağırlığı G üssü olsun. Şimdi burada da taş dengede olduğuna göre taşa etki eden net kuvvet 0 çıkmalıdır. Kaldırma kuvveti vektörü ile zeminin tepki kuvveti N aynı yönlüler. Yer çekimi kuvveti ise yani cismin ağırlığı ise onlara ters yönlü. Yukarı yöndeki şu iki vektörün toplamı aşağı yöndeki bu vektöre büyüklükçe ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çünkü bunlar birbirinin tersi kuvvetler olsun ki bileşkelerine çıkabilsin. Sıfır çıkabilsin. Evet bunu da doğru aldık. Yanıtımız 2 ve 3 D seçeneği oldu. Her bir bölmesinin hacmi birbirine eşit ve V olan K ve L cisimleri türde sıvıda şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? K cisminin öz kütlesi L cisminin öz kütlesinden büyüktür demiş. Şimdi öz kütleye ulaşmak için öncelikle cisimleri bir kenara bırakalım kaldırma kuvveti konusunda yüzen ve askıda kalan cisimler için bir genel formül çıkarımı yapalım. Yüzen ve askıda kalan cisimler için kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ağırlığın büyüklüğüne eşitti. Neden? Bu cisimler dengede oldukları için yukarı yönde etki eden kaldırma kuvvetini aşağı doğru etki eden ağırlık ne yapmalıydı dengelemeliydi. Yani bunların büyüklükleri eşit olmalıydı. Kaldırma kuvvetini nasıl buluyorduk? V batan çarpı D sıvı çarpı G şeklinde. Peki bir cismin ağırlığını nasıl buluyorduk? Kütlesi çarpı yer çekimi olarak. Kütlesini nasıl buluyorduk? Cismin hacmi çarpı cismin öz kütlesi olarak. Buraya yazıyorum V cisim D cisim çarpı yer çekimi ivmesi. Böyle yer çekimi sadeleştirdiğimde şunu görebiliyorum. Bakın cismin öz kütlesini yalnız bırakırsam her iki tarafı V cisme böleceğim. V batan bölü V cismi elde edeceğim çarpı D sıvı gelecek. Bu da bize cismin öz kütlesini ne yapacak? Verecekmiş. Şimdi biz şu orana çocuklar, batma oranı diyoruz. Yüzde kaçının battığını buradan anlıyoruz. Mesela K için 2 birimi batmış, tamamı 4 birim, demek ki yüzde %50'si batmış. L için 2 birim batmış, tamamı 3 birim, demek ki 2 bölü 3'ü batmış, yüzde de küsur atlı çıkıyor, %66.6 devirli sayı şeklinde batma oranı olmuş oluyor. Şimdi buradan yola çıkarak ben cisimlerin öz kütlelerini kıyaslayabilir miyim? Evet, çünkü elimde bir formül var artık. K cisminin öz kütlesini yazıyorum. Batan hacmi 2V. Tüm hacmi 4V. Çarpı D sıvı geliyor buraya. L cismine geldim. L'nin öz kütlesi. Batan hacmi 2V. Tüm hacmi de 3V. Çarpı sıvının öz kütlesi. Şimdi sıvının öz kütlesi zaten her ikisi için de aynı. O zaman K'nın öz kütlesi bakınız. V'leri ve 2 ile 4'ü sadeleştirirseniz sıvının öz kütlesinin yarısı kadar çıktı. L'nin öz kütlesi ise sıvının öz kütlesinin 2 bölü 3 katı çıktı. E, 2 bölü 3 0 66'ya denk gelirken 1 bölü 2 0 e denk geliyor. Demek ki sıvı burada her ikisinden zaten daha yoğun. Cisimler yüzebildiğine göre zaten bunu yüzme şartı olarak biliyorduk. L de K'dan daha yoğun çıktı. O zaman bir numaralı önerme hatalı oldu. K ve L etki etkeden kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir demiş. Kaldırma kuvvetinin formülünü hatırlayalım. V batan D sıvı G idi. O zaman ben K ve L cismi için Etki eden kaldırma kuvvetini şöyle yazabilirim. Her ikisinde batan hacmine bir bakıyorum ki aynı. Ne kadar 2V. K etki eden kaldırma kuvveti FK, L'ye etki eden de FL ise bunlar birbirine eşitler. Çünkü batan hacimleri 2V kadar D sıvı çarpı G de zaten her ikisi için ortak. Bunu doğru aldım. Sıvının öz kütlesi K cismin öz kütlesinin 2 katıdır diyor. Bakın burada sıvıyı yalnız bırakırsam 2'yi buradan buraya çarpım halinde gönderdiğimde K'nın öz kütlesinin iki katına eşit olduğunu bulmuş olurum. 2 ve 3 yanıtımız D seçeneği. Saf suya bırakılan oyuncak ördek şekildeki gibi dengelidir Oyuncak ördeği etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklü işlemlerinden hangilerinin sonucunda değişmez. Ördek şişirilirken ilave edilen gazın kütlesi de önemsizdir demiş. Bir oyuncak ördeği biraz daha şişirelim. Sonuç olarak başlangıçta bu ördeğin bir ağırlığı vardı, aşağı doğru çizdim bunu. Bir de kaldırma kuvveti vardı, bunu da yukarı doğru çizdim. Ördeğe uygulanan kaldırma kuvveti, ördeğin ağırlığı kadardı büyüklük olarak. E Şimdi ben içeri hava teptim, güzel. E ama sonuçta içeri giren havanın ağırlığı önemsizmiş. nasıl ördeğin ağırlığı değişiyor mu? Değişmiyor. Ördeğin ağırlığı değişmiyorsa kaldırma kuvvetinin yüzen cisimler için eşit işte olması gerektiğini biliyordum. E burası değişmiyorsa o zaman kaldırma kuvveti de değişemez. Zaten değişmez sonuç, biri aldım. Oyuncak ördeği suyun içine itersem ördeğin batan hacmi ne olur çocuklar artar. Şimdi kaldırma kuvveti başlangıçta ağırlığa eşittir. Ama biz bunu elimizde suyun içine itersek ördek şuralara bir yere gelsin. Elimizde de aşağı doğru bir kuvvet uyguluyoruz. Elin uyguladığı kuvvete F -E diyeyim. Yukarı doğru da kaldırma kuvveti var. Aşağı doğru da ağırlık var. Şimdi bakın aşağı doğru G ile elin uyguladığı kuvvetin büyüklükleri toplama artık kaldırma kuvvetine eşit olmuş oldu. Yani kaldırma kuvveti arttı. Zaten bunu şuradan da yorumlayabilirsiniz. V batan D sıvı G dersek kaldırma kuvvetine. Şurası sabit ama batan hacmi artırıyorsam kaldırma kuvvetini de artırmış olacağım. Değiştirdi bunu almadım. Suya tuz ilave edip çözülmesini sağlamak. Suya tuz ilave ettiğim zaman suyun öz kütlesi artacağı için uygulanan kaldırma kuvveti başlangıçta artar. Doğru. Ancak bu orde, ördeği orada tutan bir şey olmadığından ördek ilk durumdaki ağırlığa göre daha büyük olan kaldırma kuvveti yüzünden hafiften yukarı çıkar. Batan hacmi azalır ve tekrar dengeye gelir. Yani sonuçta yine dengeye geldiği için kaldırma kuvveti ağırlığına eşit olmalıdır. Yani şunu demek istiyoruz. V batan D sıvı çarpı G eşittir cismin ağırlığı olmak zorunda yüzmeye devam ettiği için. O zaman cismin ağırlığı sabit olduğuna göre sıvının öz kütlesi artıyorsa G değişemeyeceğine göre batan hacmi olmak zorunda? Azalmak zorunda ve bu sonuç G'ye eşit olduğu için değişmemek durumunda. Kaldırma kuvveti 3 numaralı durumda da değişmedi. Sıvının öz kütlesini azaltıp cisminkine eşit hale getirdiğimizde yine değişmediğini göreceksiniz. Çünkü hala sıvının içinde ve ağırlık kadar bir kaldırma kuvveti etki ediyor. Ama dibe batarsa o zaman işte artık kaldırma kuvveti ağırlığından daha küçük olacağı için azalmıştır yorumunu yapabilir. Yani sıvının öz kütlesi azalıyor, 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 azalıyor. O sırada batan hacim artıyor, artıyor, artıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Sıvının öz kütlesini azaltmaya başladık. Önce şu kadarı batıyordu. Biraz yol aldı. Şu kadarı battı. Sıvının öz kütlesi azalmaya devam etsin bir şekilde. Askıda kalan cisme dönüştü. Sonra artık batan hacmi değiştiremeyeceğiniz için bakın burada kaldırma kuvveti değişmesin diye uğraşırken ne yaptık aslında? Sıvının öz kütlesini azalttığımız için batan hacim arttı. Bu kadardı, bu kadar oldu, bu kadar oldu. Artık daha da artırabilir miyim bu batan hacmi? Hayır, artık tamamı sıvıya girdi. Bu noktadan sonra hala sıvının öz kütlesi azalıyorsa o zaman artık bu değişemeyeceği için kaldırma kuvveti azalmaya başlar. Nesne dibe doğru hareket eder, dibe çöker ve az önce ağırlığı büyüklüğünde bir kaldırma kuvveti etki ederken artık ağırlığından daha küçük bir kaldırma kuvveti etki Neden? Çünkü zeminin bir tepki kuvveti oluşuyordu hatırlarsanız. Zeminin tepki kuvvetiyle kaldırma kuvvetinin toplamının büyüklüğü ancak G'ye eşit olabiliyordu. Kesik konu şeklindeki K cismi suda şekil 1'deki gibi dengedeyken L cismi K cisminin üzerine bırakıldığında şekil 2'deki gibi M cismi L cisminin üzerine bırakıldığında da şekil 3'teki gibi denge tekrar sağlanıyormuş. K ile M cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Şimdi ilk durumda K uygulanan kaldırma kuvvetine F1 diyeyim. İkinci durumda bu sistemin tamamına uygulanan kaldırma kuvvetine F2. Üçüncü durumdakine de F3 diyelim. Batan hacimleri bir kıyaslayalım isterseniz. Birinci de bakın şu kadar bir batan hacim söz konusu. İkinci de ekstradan burası da gelmiş. Üçüncü de ekstradan burası da gelmiş. Bu kesik koni için yukarı doğru gittikçe hacim ne oluyor aslında? Azalıyor değil mi? Yani şu en alt parçanın hacmine biz 5V dersek atıyorum burasına 5V dediğimizde burasına 3V diyebiliriz. Dolayısıyla buraya 5V buraya 3V dediysek buraya da 1V diyebiliriz. Göz kararı yani salladım doğrudur soruyu rahat anlayabilmeniz için ama mantıklı salladım yani siz de o şekilde sallayın gençler. Hani kaldırma kuvvetini nasıl buluyorduk biz? Batan hacim, çarpı sıvının öz kütlesi çarpı g. E şimdi bu kısımlar sabit. Demek ki batan hacimle doğru orantılı olarak f'i yazabilirim. İlk başta batan 5v kabul ettiğimize göre buna 5f diyebilirim. İkinci durumda tüm batan hacim ne oldu? 8v'ye çıktı. O zaman buna 8f diyebilirim. Üçüncü durumda da artık bu 9v'ye çıktı. Demek ki buna da 9f diyebilirim. Peki bu kaldırma kuvveti sayesinde ilk başta kimin ağırlığı dengeleniyor sadece? K cisminin ağırlığı dengeleniyor. O zaman K'nın ağırlığı 5F'e ne olmak zorunda büyüklükçe? Eşit olmak zorunda. İkinci durumda bu sistem hem K'nın hem de L'nin ağırlıklarını dengeliyor. Yani GK artı GL'ye eşit 8F dediğimiz şey. E GK'yı 5F bulduğumuza göre GL ne olacaktır bu durumda? Toplamın 8F çıkması için 3F çıkacaktır. Ve son durumda artık 9F'lik bu kaldırma kuvveti M, L ve K cisimlerinin ağırlıklarını dengeliyor. GK artı GL artı GM'yi yani. Bu sonucun 9F çıkmasını istiyorum. GK'ya ne demiştik? 5F. GL'yi ne bulmuştuk? 3F. 5, 3 daha 8. Demek ki buraya ne kaldı? 1F. Bu durumda içlerinde en ağır olan GK, sonra GL, sonra da GM'ymiş. Yanıtımız A seçeneği oldu. İçinde saf su bulunan kaba bırakılan şişe şeklindeki gibi dengededir. Şişeye etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü değişikliklerden hangilerinin tek başına yapılması sonucunda artar diye sormuş. Kaldırma kuvvetine FK dedim, cismin ağırlığına da G dedim. Kaldırma kuvveti büyüklükçe G'ye eşit ki şişe üzerine etki eden net kuvvet sıfır olduğu için dengede. FK'nın büyüklüğünü G'nin büyüklüğüne eşit alırsak, kaldırma kuvvetini nasıl yazıyorduk? V batan çarpı D sıvı çarpı G eşittir cismin ağırlığı olarak yazdım. Şimdi kaba tuz ilave edip çözülmesini sağlarsak sonuçta sıvının öz kütlesi artacaktır. Ancak sıvının öz kütlesinin artması yüzünden bu cisme uygulanan kaldırma kuvveti ilk durumdakine göre bir miktar artacağı için G'den büyük hale gelecek ve sonrasında şişe yukarı doğru bir net kuvvet etkisinde harekete geçecek. Ta ki ne zamana kadar? Aslında tekrar dengeye gelene kadar. Yani batan hacmi azalacak yukarı çıkarken ve vatan hacmi ile sıvının öz kütlesinin çarpımı tekrardan G'yi ne yapacak? Dengeleyecek. Yani bu süreci değerlendirmek zorunda değilsiniz. Süreçte ilk baş sıvının öz kütlesi artıyor. Dolayısıyla kaldırma kuvveti artıyor. Cisim yukarı çıkmaya başlıyor. Yukarı çıktıktan sonra batan hacmi azalıyor. Batan hacmi ne zamana kadar azalıyor? Şu çarpımın eski sonucu verdiği ana kadar. Yani sonuçta ilk başta batan hacminiz atıyorum 3V sıvının öz kütlesi 2D ise kaldırma kuvveti buyken sıvının öz kütlesi 3D'ye çıkıyorsa batan hacim de 2V'ye düşmüş oluyor. Niye? Bunların çarpımı tekrar ediyorum. Sonuçta neyi vermeli bize? ağırlığı vermeli güzel cisimler için cisme uygulanan kaldırma kuvveti her zaman o cismin ağırlığına eşit büyüklükte olacaktı. Sonuçta kaldırma kuvveti değişmedi. O zaman bir ne oldu? Yalan oldu. Kabı yer çekiminin daha büyük olduğu bir yere götürelim diyor. Şimdi D sıvı aynı, V batan aynı. G'yi artırıyoruz. E, G artarsa kaldırma kuvveti artar. E hocam artarsa bu cisim yukarı çıkar. Az önceki birinci önermedeki gibi olur. Batan hacmi azalır gibi yorumlar yapmayın. Çünkü aslında şunu da açarsak V batan D sıvı çarpı G Sonuçta cismin hacmi çarpı cismin öz kütlesi çarpı G'ye eşit. Eğer G artıyorsa cismin ağırlığı da artacağı için aslında kaldırma kuvvetinin de artması gerekiyor. G iki katına çıktığında cismin hem ağırlığı iki katına çıkacak hem de ona etki eden kaldırma kuvveti iki katına çıkacak. Yani cismin iş pozisyonu hiç değişmeyecek. Olduğu gibi aynı kalacak. Ama kaldırma kuvveti arttı. Şişeye su ilave edersek neyi artırmış oluruz? Şişenin ağırlığını artırmış oluruz. Eşeğinin ağırlığı artarsa kaldırma kuvvetinin buna eşit olabilmesi lazım. Artması lazım yani. Peki nasıl artacak onu düşünelim şimdi. Sonuçta sıvı aynı sıvı G aynı G. Buralar değişmediğine göre aslında batan hacmi artacak. Yani bu şişeye biraz sıvı eklediğimde batan hacmi artacak şekilde aşağı doğru inip tekrar ne yapacaktır? Dengelenecektir. Batan hacmi arttığı için de kaldırma kuvveti artmış olacak. Yanıtımız D seçeneği 2 ve 3. Düşey kes çekirdeği gibi olan kapta bulunan suya bırakılan kar cismi gibi dengededir. Suya bir miktar tuz ilave edilip çözülmesi sağlanırsa kar cismini etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ve kar cisminin suda batan hacminin ilk duruma göre değişimi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Daha önceki birkaç sorumuzda da aslında buna benzer ifadelerle karşılaştık ve yorumladık. Yine de bir hatırlatalım. Cismimize uygulanan kaldırma kuvveti bu olsun. Cismimizin ağırlığı da bu olsun. Yüzen bir cisim bu. Dolayısıyla ağırlığının büyüklüğü kaldırma kuvvetinin büyüklüğüne eşit. Yani sistemde net kuvvet sıfır ve sistem dengede. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ağırlığın büyüklüğüne eşitse bakın vektör işareti koymuyorum çünkü yönleri zıt yönlü. Kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. Cismin ağırlığı ise kütlesi çarpı yer çekimiydi. Kütlesi yerine de hacmi çarpı öz kütlesi yazabiliyorduk. Buraya V cisim, D cisim çarpı G yazdık. Şimdi sıvının öz kütlesi artsa ilk aşamada ne olur? Sıvının öz kütlesi artarsa bir anda kaldırma kuvveti artık ağırlıktan büyük hale gelir. Ve kaldırma kuvveti daha büyük olduğu için cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfırdan farklı bir değer alır ve yukarı yönde olur. Bu da o cismin yukarı doğru çıkmasına neden olur. Peki cisim yukarı doğru çıkmaya başlarsa bunu şimdi cisim gibi düşünün. Ben bu cismi buradan alıp yukarı doğru çıkarıyorsam gittikçe batan hacmi ne oluyor aslında? Azalıyor. Batan hacmi ne zamana kadar azalır peki? Şunu kenara atalım şimdi. Sonuçta bu cisim sıvının içinde tekrar dengede olacağına göre yine ona etki eden kaldırma kuvveti ağırlığına eşit büyüklükte olmak zorunda. Yani bu sonuç değişmemeli. E demek ki o zaman ne oluyormuş? Sıvının öz artınca batan hacmi azalıyormuş ve sonuçta bu çarpım tekrar bize neyi vermek zorundaymış o cismin ağırlığını. Cismin ağırlığı değişmeyeceği için kaldırma kuvveti de sonuç olarak değişmez. Ama batan hacim ne olur azalır. Tekrar ediyorum bir önceki örnekte de vermiştim sanırım bu değerleri. Eğer bu cismimizin ağırlığı 6 vdg büyüklüğünde ise ve kaldırma kuvveti başlangıçta batan hacimiz 3v ise sıvının öz kütlesi de 2d ise 6 vdg'ye eşitti sıvının öz kütlesini artırıp 3D yaptığımız an sonucun yine 6VDG çıkabilmesi için batan hacmin ne olması gerekiyor bakın 2V'ye düşmesi gerekiyor yani kaldırma kuvveti sonuç olarak değişmedi ancak batan hacim azaldı yanıtımız B seçeneği sadece bir aralıkta artıyor kaldırma kuvveti hemen suyun öz kütlesini artırır artırmaz artıyor ama sonuca bakacağız biz yani bir süre bekledikten sonra sistem tekrar dengeye geldiğinde ağırlığa eşit büyüklükte kaldırma kuvvetiniz var sonuçta İlk değerle aynı. K cismi dinamometre ile şekildeki gibi tartıldığında ağırlığı 50 Newton olarak ölçülüyor. K cismi türdeş sıvıya şekil 2'deki gibi daldırılıp tartıldığında ağırlığı 30 Newton olarak ölçülüyor. Neden bu ağırlık daha küçük çıkıyor? Mesela bir arkadaşınızı kıyıda kaldırmak çok zorken denizin içinde kaldırmak çok daha kolay. Çünkü ne diyor kaldırma kuvveti? Dur arkadaş bir ucundan da ben tutayım. Destek oluyor yani o da yukarı doğru kaldırıyor. Katımızın ağırlığı ne kadarmış? 50 Newton. Ağırlığı buraya geldim 50 Newton olarak yazdım. Pembe olan da kaldırma kuvveti olsun. Büyüklüğünü şu an bilmiyoruz. Ama ip gerilmesi bakın bu cismin sıvıdaki ağırlığını ölçüyor. Yani ip gerilmesi ne kadar verilmiş? 30 Newton. E, cisim dengede aşağı düşmüyor yukarı çıkmıyor. Demek ki üzerine etkeden net kuvvet sıfır olmalı bu durumda ip gerilmesiyle kaldırma kuvveti aynı yönlü olup bunların toplamları aşağı doğru 50 Newton ne yapmalı? dengelemeli. Yani ne diyeceğim T artı FK büyüklük olarak ağırlığın büyüklüğü kadar olmalı. T 30 Newton verildiğine göre kaldırma kuvveti de ne kadar olmalı ki sonuç 50 Newton çıksın. Kaldırma kuvvetini buradan patladanak 20 Newton bulduk. Bir numaralı önermeye bakalım. K cismini etkiden kaldırmak bu 20 Newton'dur diyor. Doğruymuş. Kaptan taşan sıvının ağırlığı 20 Newton'dur diyor. Bakın ne olursa olsun cisim battın, askıda kalsın, isterse yüzsün. Her zaman yeri değişen sıvının ağırlığı... Bu yükselen de olabilir. Taşırma kabı değilse yukarı doğru yükselen, yeri değişen sıvı olabilir. Ya da bunun gibi taşırma kabı ise ağzına kadar doluysa yan tarafa akan yani taşan sıvının ağırlığı her zaman ama her zaman taşan sıvının ağırlığı eşittir kaldırma kuvveti büyüklüğünde. E kaldırma kuvveti 20 Newton olduğuna göre taşan sıvının ağırlığı da ne kadarmış? 20 Newton. K cismin öz kütlesi ile sıvının öz kütlesi birbirine eşittir diyor. Ancak ve ancak bu askıda kalan cisimler için mümkündü. Peki bu cisim askıda mı kalıyor? Sakın ola suyun içindedir tamamı deyip evet askıda kalıyor cümlesini kurmayın. Burada dışarıdan bir müdahale olmadığında cismin pozisyonu önemli. Yani şuradaki ipi. Kessem ne olacaktır? Bakın 50 Newton, 20 Newton kaldırma kuvvetinden büyük olacağı için cisim aşağı doğru harekete geçecektir. Ta ki ne zamana kadar? Zemine oturana kadar. O zaman kaldırma kuvveti ağırlıktan küçük olduğuna göre %100 aslında bu cisim nasıl bir cisimdir? Batan bir cisimdir. Batması da nasıl mümkündür? Cisimlerin öz kütleleri sıvının öz kütlesinden büyükse o cisimler ne yapıyordu? Batma eğilimi gösteriyordu. Bu eşitlik ne oldu böyle? Patlamış oldu. Yanıtımız 1 ve 2 B seçeneği. Taşma düzeyine kadar kendi içinde türde sıvı ile dolu kapları özdeş iksisinleri yavaşça bırakıldıklarında yavaşça bırakılıyor diye sebebi dışarı böyle sıçrama falan olmuyor demek yani. X cismi K sıvısına yüzerek, L sıvısına askıda kalarak ve M sıvısına batarak dengede kalıyor. Buna göre 1, 2 ve 3 nolu dinamometrelerden hangilerinin gösterdiği değer artar? dinamometrenin gösterdiği değerde artış olması için bu sistemin içine bir şey giriyor değil mi? Bir cisim. Bir orada ağırlık artışı olmasını bekliyorum ama bir yandan da dışarı sıvı taşıyor. Eğer bir şekilde içeri giren cismin ağırlığı taşan sıvının ağırlığından büyükse ne deriz biz? Aa, bu kapta ağırlaşma olmuş. İçeri mesela 30 Newton bir şey girmiş. 20 Newton bir şey çıkmış. E, ee, 10 Newton bir fazlalık var artık yani. O halde ben bu taşan sıvının ağırlığını bulmalıyım. Zaten cisimlerin ağırlığı üç durumda da aynı. Peki taşan sıvının ağırlığı daima daima neye eşitti? Yeri değişen sıvı olduğu için her zaman o G taşan sıvı ağırlığı kaldırma kuvvetine eşitti gençler. O zaman kaldırma kuvvetlerini yorumlamalıyım. Peki öncelikle üç cismim de aynıysa hepsi için aşağı doğru ağırlıkları çizdim. Sonra geldim birinci sistemdeki kaldırma kuvvetini çizdim. İkinci sistemdekini çizdim ve üçüncü sistemdekini de çizdim. Üçüncü sistemde bir batma olayı gözlemliyorum. Zemininde bir tepki kuvveti var. Ağırlık G kadar, G kadar, G kadar. Bu sistem dengede olduğuna göre x'e uygulanan kaldırma kuvveti büyüklüğü ağırlığın büyüklüğüne eşit olmalı. Şimdi taşan sıvı da o zaman bunun kadar olacak. Şimdi isterseniz bir değer verelim. G 10 Newton olsun. Kaldırma kuvveti ne kadar oldu? 10 Newton. E peki kaldırma kuvveti her zaman taşan sıvının ağırlığına eşitse şşş şuradan taşan sıvının ağırlığına da ne derim ben? 10 Newton derim. Şimdi o zaman kabın içine giren şey cismimizin ağırlığı kaptan çıkan şeyi de taşan sıvı bir kapta ağırlaşma olacaksa yani delta diyelim buna değişim ağırlıktaki değişim nasıl bulunur? Kaba giren şeyin ağırlığı eksi kaptan çıkan şeyin ağırlığıyla bulunur. Eğer bu sonuç sıfırdan büyük çıkıyorsa bu kap ağırlaşmıştır derim. Ağırlaşma vardır. Bu sonuç sıfıra eşit çıkıyorsa ne ağırlaşma vardır ne de hafifleme bu sonuç sıfırdan küçük çıkıyorsa bu kapta hafifleme vardır derim. Şimdi birinci durumda bu formülü uygularsam kaba giren şey cismimiz ağırlığı ne kadar 10 Newton çıkan şey nedir taşan sıvı ağırlığı ne kadar kaldırma kuvveti kadar kaldırma kuvveti ne kadar cismin ağırlığı kadar 10 Newton o zaman ilk durumda kapta herhangi bir ağırlaşma çıkmadı yani değerde bir artış yok. Hiçbir şekilde bu değer değişmeyecek. Bir gitti. İkinci duruma gelelim. Kaba giren şey cismin ağırlığı 10 Newton. Peki buradaki taşan sıvının ağırlığı nasıl bulacağım? Kaldırma kuvvetine eşit o da. Peki kaldırma kuvvetine kadar cisim dengede olduğuna göre kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ağırlık kadar ağırlığın büyüklüğü de zaten taşan sıvı kadar çıktı. O zaman giren şey cismimizin ağırlığı 10 Newton. Taşan sıvının ağırlığı da 10 Newton. Kaldırma kuvveti kadar. Bu kapta da bir araşma olmadı. İki de gitti. 3. kaba gelelim. Onu da buraya yazalım. Sığmayacak aşağıya. 3. kapta cismin ağırlığını 10 N demiştik. Bakın kaldırma kuvveti ve zeminin tepki kuvvetleri toplama 10 N yapıyor. Atıyorum zeminin tepki kuvveti 2 newton ise o zaman kaldırma kuvvetine ne derim mesela? 8 N. Peki bu kaptanın taşansının ağırlığı ne kadardı? Kesinlikle ve kesinlikle kaldırma kuvveti kadardı. O zaman 3 numaralı durumda taşan sıvı ağırlığı ağırlıktan küçük çıktı. Hangi ağırlıktan? Cismin ağırlığından tabii ki. O zaman kaba giren şey cismin ağırlığı 10 Newton. Kaptan çıkan şey yani taşan sıvı ağırlığı ne kadar? Kaldırma kuvveti kadar. 8. Bu da ne çıktı? Bakınız 2 Newton. Sıfırdan büyük çıktığına göre 3 numaralı kapta ne var? Bir ağırlaşma var. O yüzden dinamometrenin gösterdiği yer artacaktır. Sonuç olarak gençler taşma seviyesine kadar dolu bir taşırma kabına atılan cisim yüzüyor ya da askıda kalıyorsa o kapta bir ağırlaşma olmuyor ama batıyorsa mutlaka ve mutlaka bir ağırlaşma oluyor. Demek ki bu olayın olması için cismin batma olayını gerçekleştirmesi ağırlaşmanın olmaması için de yüzme ve askıda kalma durumunu göstermesi gerekiyor cismin.